Yabancı şeyi var niye? Oğlum genel yalnız Fatih Terim değil. Ben Onyekuru Aziz değil abi. Abi. Onyekuru çöp mü? Değil. Rodriguez çöp mü? Değil. Feguli çöp mü? Endiaye çöp mü? Belhanda çöp mü? Canım abicim. Fernando çöp benim mü? Benim için Belhanda çöp. Maicon da çöp Nagatomo. Değil. Nagatomo çöp mü? Galatasaray'ın kadrosu şu anda Türkiye'nin en iyi yabancılarına sahip kadrosu. Ya genel abi. Bir de nasıl genel alıyoruz değil. Genel artı, Fenerbahçe'ninkiler nasıl? Tamam, artı bir şey daha söyleyeceğim. Bu yazı böyle doğru değilmiş. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Mesaj geldi. Beşik çok Serdar Aziz Fenerbahçe ile alakası burada tamamen yönetimle Fatih Terim arasında olan. Fatih Terim affediyor çocuğu. Biraz önce söylediğimiz olay mı? Aynen öyle. Fatih Terim affediyor. Oğlan affediyor. Ondan sonra yönetim falan filan. Bir, yani bir çelişme var. Galatasaray'ın elindeki kadroda aslanlar gibi. Affediyor. Aynen. Yönetim affettik diyor. Bunun üzerine Fatih Terim affetmiyor mu? Herhalde öyle abi, bir karışıklık oluyor. Bu da bir mantık dışı bir şey. Yani bu da bir hayatın şey doğal akışına aykırı ya. Ha, şu Haluk Canatar arayalım bizim arkadaşımız ya. Bağlansın anlatsın ya. Sevgili Haluk Canatar. Bağlanın da abicim bu bir çocuk durumu netleştirelim. Çocuğun durumu nedir? Kamuoyu tam bilsin. Öğrenelim ve yarın Ertem'cim. Haluk'la konuşalım. Tamam. Bir konuyu anlatsın. Kamuoyunu doğru aydınlatalım. O bir arkadaşımız. Serdar Aziz'in arkadaşı mesaj atıyor, öteki atıyor. Ay konu böyle böyle, biz de böyle böyle falan. Hadi o arkadaş da inanıyoruz, ona ne öyle. Değil. Değil yani. Ertem. Bana çok mantıklı gelmiyor. Ertem şöyle kapatalım bu konuyu. Şimdi Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyon olması için her şeyi yapar mı? Yapar. Değil yapar mi? Tabii. Ha, tabii. Yapar. Tabii. Ha. Peki şimdi Fatih Terim. Legal anlamda her şeyi tabii, yapar. Tabii, evet. Ya bazen illegal anlamda da yapıyor. Yani kavga eder, ediyor, etmiyor mu? Türbünü atıyor. Yani kural derken hani onu söylüyorum işte. Anladınız. Yani, futbol sınırları içerisinde evet. Kuralsızlık varsa evet. Onu yapar. Evet. Futbol kuralları içerisindeki kuralsızlıktan hayır, bahsediyor. Tamam. Peki Galatasaraylı'dan şüphe eden kimse var mı? Yok. Şimdi Fatih Terim şampiyonluk için her şeyi yapacak ama onun şampiyon olmasına mani olacak eylemler içerisinde olur mu? Yani Serdar Aziz konusunda, Eren konusunda bir takım doneleri vardır adamın elinde. Onlarla çalıştığı için ki bu oyuncularla bir yıl önce şampiyonluk yaşamış. Buna rağmen yani bindiği dalı mı kesecek? Galatasaray'ın şampiyonluğunu mu engelleyecek Fatih Terim bunları yaparak? Ya oğlum şimdi mutlaka bir şey. Bir dakika. Ben elimde hala faydalanabilecek kapasitede oyuncuların varsa ki şey Eren de şey Serdar Aziz. Şimdi sen abi belki adamın. Ya dinle. Yönetim 3 gün önce ya gazetede var ben. Çünkü aramıyorum şimdi. Aynen şunu diyor. Ben gerekenleri yaptım diyor. Hani yönetime şey yapıyor. Ben gerekenleri Galatasaray için gerekli her şeyi yaptım. Dün Hasan Hoca yaptığı basın toplantısında şunu söyledi. Duyduk hepimize. Yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor diyor transfer. Yapıyor abi yapıyor. Uğraşıyorlar. Yönetimle kurmaylar arasında şu an hiçbir sıkıntı yok. Şey Hasan Hoca söylüyor. Ertem'ciğim bir şey söyledim. Taferel dair Robinho'yu aramış diyorum. Dün söylediğiniz. Uğraştılar evet. Transfer için. Galatasaray kulübü istiyorsa yalanlasın. Galatasaray eğer Robinho ile ben transfer görüşmesine girmedik diye yalanlayabilir. Tamam. Hiçbir temasımız olmadı desinler. Hadi bugün şöyle bir yalanlama gelmedi ki dün her yere düştü sizin verdiğiniz alakası haber. Alakası yok Galatasaray. Yani ben bak yine dün akşam da söyledim. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in arasında bir husumet olması söz konusu değil. Çünkü Mustafa Cengiz nasıl bir adam olduğunu da biliyoruz. Fatih Hoca'yı da aynı şekilde ve arada Abdurrahim Albayrak gibi önemli bir köprü var. İmkanı yok. Bakın imkanı yok. Sinan, aralarda bir kötü Sinan, oldu. Sinan, hiç ben Sinan, bak ben bu konuda ikna olmam. Çok önemli. Bak ben en önemlisi Fatih Terim yaptı yönetim arasındaki kopukluk var yok. Değil. Taraftar bak inanılmaz. Taraftarlardan büyük şey geliyor. Transfer olmazsa ki olacak abi, yapacaklar. He bilmiyorum yani. Yapacaklar. Pato diyoruz şey 2-3 gün içinde gelecek. Tenten diyoruz, pato diyoruz olabilir. Tete alabilir. Tenten değil abi. Tete. Ben yuvarlak şey. 3 gün içinde gelecek. Tete diyelim adama tenten demeyelim. Bir milyon tane isim var abi hangisini ezberleyeceğiz? Kafayı tenten diyelim. Yani, tete. Gökmen abinin abi. Dili sürçüyor ya. Tete derken tenten diyor. Olur tamam tete. Olur yani olur. Şimdi biraz önceki haberimizi tekrar edeceğim. Fenerbahçe Adebayor ilişkisi üzerinde evet. Duruluyor. Adebayor'un da Başakşehir'de sıkıntılar yaşadığı yönünde gelen iddialar var. Abdullah Hoca ile ilgili olarak Abdullah Hoca istemiyormuş. Yani istemeyebilir bir teknik adam. İstemiyor yapmıyor çok, abi. Doğal bir teknik adam çok istemeyebilir. Doğrudur. İstemeyebilir. Şunu söyleyeceğim. Bir de Moses'la ilgili olarak Chelsea'nin oyuncusu Moses'la ilgili olarak Nijerya basınının verdiği bir haber var. Bilmiyorum bu
hani ne derler, tırnak içerisinde söylüyorum, kolpa haber derler ya, böyle hani yalan haber olabilir. Ben çok emin değilim. Hani bir futbolcu bunu söyleyemez. Fenerbahçe kulübüne hiç söylenmeyecek. Hangi menajer söyletiyor? Hangi menajer konuşturuyor böyle bir oyuncuyu? Ne böyle bir teklif Fenerbahçe'ye nasıl getiriliyor? Fenerbahçe'nin yeri 17. sıra olması önemli değil. Fenerbahçe'nin büyüklüğü hiçbir zaman tartışılmaz. Demiş ki küme düşersek 3 milyon pound isterim. 3 milyon pound haftalık da 130 bin euro. Bence Kadıköy'ün anahtarını versinler, kurtulsunlar. Hayır, bu da mantıksız. O zaman kümede kalırsanız 200 bin euro da ayrıca bonus isterim demiş. Bir dakika abi, bir bonus. Adam nasıl anlamadın? Kim ki bu adam yani? Ahmet abi özür dilerim. Haluk Can Atar telefon attığımızda şu anda. Serdar Aziz'in menajeri. Ona evet, devam edeceğiz tekrar. Haluk Can Atar, hoş geldiniz yayınımıza. Serdar Aziz'in menajeri. Kendisi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben öncelikle şunu soracağım. Çeşitli dedikodular, çeşitli söylentiler, çeşitli haberler, bir kaos ortamı oluştu. Bir, Serdar Aziz neden Galatasaray'dan ayrılıyor? En net, lütfen. Çok açık ve net. İkincisi, Serdar Aziz Fenerbahçe'ye gidecek mi? Eli kulağında deniliyor ama önce ne olur net bir şekilde açıklayalım. Serdar Aziz'le Galatasaray arasında neden ipler koptu? Evet. Şimdi Sinancım, Abdülkerim hocam, Ahmet hocam da orada mı? Burada. Herkes burada. Ahmet abi, hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gökmen abi de burada. Gökmen abiye de çok selam. İşte çok bu. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Şimdi tabii ki gerçek neyse, şimdi bu konu içerisinde zaten çok yüksek kaos veya şekillendirilecek bir durumu da yok. Biliyorsunuz sezon bitti. Son Sivas maçından sonra Galatasaray yönetimi beni aradı. Daha sonra da bir araya geldik. Davet ettiler. Teknik eğitim raporu doğrultusunda sesi yükseltelim. Serdar'a kulüp bulmam söylendi bana. Ben sebebini tabii ki sordum ama o tatille alakalı bir sebep değil. Ondan sonra Serdar'a bilgi verdim. Serdar tatilini yarıda kesti ve tekrardan geldi İstanbul'a. Evet. Aşağı yukarı 4-5 saat oturduktan sonra abi hiçbir kulüple görüşmeyelim. Ben dedi bir hocayla görüşeyim. Hani bu radikal bir karar alacak kadar hani nedenli bir hatam olduysa en azından bunu bileyim dedi. Yani o psikolojiyle işte şey yapmak istemedi, böyle hızlı hareket etmek istemedi, hızlı karar vermek istemedi. Ben de aynı düşünceyim. Hoca geldi. 3-4 dakikalık bir görüşmeleri olmuş. İşte Serdar, hiç değişim istemediğim bir mevkinin oyuncusun. Seni insan olaraktan çok seviyorum. Fakat işte daha önceden de bu sakatlık yani bir maçta böyle bir oynayamama durumu olmuştu. Zannediyorum ki Göztepe maçıydı galiba. Evet. Bir de Sivas maçı olunca hocanın tasarrufuna da saygı duymak lazım. Yani durum bu şekilde. Ya ama tamam, buraya kadar tamam. Buraya kadar güzel. Ama buna sebep şu mudur? Birikim yani. Hasan Hoca'ya birikim. Önce gidip mesela biraz önce ben söylemiştim. Hasan Şaş'a, sevgili Hasan Hoca'ya gidiyor. Hocam buram ağrıyor diyor. Ben oynayamayacağım diyor. Hasan Hoca da gidiyor Fatih Hoca'ya söylüyor. Fatih Hoca kadrodan kesiyor kendisini. Sonra diyor ki ben niye kadro dışı kaldım diyor Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca da diyor ki oğlum diyor sen Hasan Hoca'ya böyle böyle demişsin. Bu birkaç kez tekrar ediyor. Tekrar ettikten sonra da artık Fatih Hoca böyle bir karar veriyor. Bu doğru mu? Şimdi o güne ben şöyle anlatayım ki hiç kimseyi de söylemek altında bırakmayayım. Evet, Serdar sabahleyin uyanıyor. Mide, yani kusma problemi var. Bir de içinin rahat değil. Hani çok da böyle rahatsızlığını da pek kelimelendirmek istemiyorum yani bu saatte. Sonra doktora diyor ki bana diyor bir şeyler var. Hem yani ishal hem de mide kusma. Doktor bir serum yapıyor benim bildiğim. Evet. Ondan sonra zaman geçiyor. Nasılsın diyor. Serdar diyor ki bak diyor, tekrardan diyor ben diyor aynı problemi yaşadım. İsterseniz diyor bakın ama maç saati oynar mıyım? Oynayamaz diyeyim. Şu an kestiremem diyor. Daha sonra yardımcı hoca geliyor. Bak diyor Serdar diyor eğer diyor maça çıkıp diyor yani oynayamayacak durum olursa diyor bunu diyor hoca tedire edebilir diyor. Serdar da şu şekilde düşün yani maça çıkarım bir 15 dakika sonra sahada aynı problemi yaşarsam
Yani erken değişikliğe sebep olursa da daha kötü olur diye siz bilirsiniz diyor. Ondan sonra maça gitmiyorlar. O gün yaşanmış şey bu. Peki sevgili Haluk Can Atar, bana gelen bir bilgi var. Yönetim tekrar kadroya alsın demiş. Tekrar kadroya alınsın şeklinde bir istekte bulunmuş. Fatih Terim istememiş. Ertesi gün siz Abdurrahim Albayrak'la masaya oturmuşsunuz. Fenerbahçe ile görüşmek için izin istemişsiniz. Doğru mu? Hayır. Öyle değil. Ben şimdi onu da size anlatayım. Bana tevhiye edildiği tarihte ya 26'ydı zannediyorum bu konu. Ben Abdurrahim Albayrak'a o gün dedim ki bakın devre arası transfer. Şimdi bir anda Sinan Engin iyi bilir yani daha önce kulüp cephesinde olduğu için. Evet. Bir anda bizim hani yurt dışı, sezon dışı gelen teklifleri belki sunabilme şansımız az, zayıf. Çünkü İtalya'da Avrupa Birliği vatandaşı istiyorlar. Yani 3 tane kontenjanı var. Şimdi bu kulüplerin bu 3 kontenjanda kimisinin forveti, sol beki dolu belki şey yapacak. Yani defans mevkiinde de oyuncu ihtiyacı olanların başka mevkilerde şeyleri dolu. Ondan dolayı devre arası transferler birazcık zor. Ben bundan dolayı dedim ki Türkiye işi de bana çalışma müsaadesi verin. Ondan sonra bir görüşme yaptılar, döndü. Tamam, Türkiye işi de çalışabilirsin dedi. Ben daha sonra yine mesajla bir teyit aldım. Sözleşmesi devam eden oyuncu. Türkiye işi görüşmeleri de başladım. Yani bu zaten aleni ortada olan bir durum. Haluk'cum peki Fatih Hoca Serdar'ı tekrar çağırsa Serdar Galatasaray'da oynamak ister mi? Evet. Şimdi Ahmet abi ben Sinan ben. Beni alsana ekrandan bir. Sinan ister misin? Ben benim. Bu araç kullanıyorum bu arada da. Hansi'yi kullanıyorum rahatım. Evet. Vallahi ben şu an buna bir yorum getiremem yani. Evet. Hani İlan ki ne söylesem yanlış olur. Hani bu işler öyle bir durum ki böyle bir sıcak görüşmenin içerisinde ki doğru. Böyle duygular ve mantık doğru. Geliyor. Daha farklı bir karar çıkabiliyor. Ama peki bir Fenerbahçe'ye veya bir yere gitmesi için mesela kolaylık yaparız denildi mi? Yani bonservis veya bir şeyle ilgili. Şimdi ben Fenerbahçe yönetimi önce ben taraftar ruhuyla hareket edemem. Ben menajerim. Evet. Yani temsilcisiyim. Şimdi onun için ben planlarımı hazır tutmam lazım. Bizim Suudi Arabistan'dan gelen Almanya ile görüştüğümüz kulüp, İspanya'da da iki tane kulüp var ama bunlar İspanya'da kulüpler birazcık daha yani, Liga'nın alt kısmında olan kulüpler. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Fenerbahçe kulübüyle görüştüm, doğru. Görüştünüz değil mi? Evet. Tabii. Ben müsaadeyi aldıktan sonra Galatasaray Kulübü'nün müsaadesini aldıktan sonra Fenerbahçe Kulübü'yle görüştüm ben. Fenerbahçe'yle görüşmüş Ertem. Herhalde ilk defa ağzından bu akşam çıkıyor. Bu akşam çıkıyor. Evet, biz de çıkıyor. Evet, resmi evet, olarak. Evet. Abi, onun için net. Ben müsaade alarak görüştüm. Dur hocam. Çok özür dilerim. Haluk. Haluk Bey. Efendim Ahmet abi. Ahmet Çakar ben. Anladığım kadarıyla televizyonu evet. Göremiyorsun, kulaktan dinliyorsun. Araba kullanıyorum. Tamam. Şimdi sen... Tamam. Evet. Sen Serdar Aziz, Fatih Hoca tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra Abdurrahim Albayrak'la görüşüp ben Fenerbahçe'ye görüşeceğim diye izin istedin mi? Tabii ki ama... İstedim diyor. Fatih Hoca'yla görüştükten sonra olan bir konu değildi bu. İlk kadro yani takım bulunmam istendiği zaman ben Abdurrahim Albayrak'tan yurt içi görüşme de yapmam lazım. Benim elim birazcık önümü açın. Hani çünkü demin anlattığım konulardan dolayı devre arası transfer herkes kararı evet. Vermiş alacaklar. Haluk Bey, Haluk Can Atar, ben şunu net biliyorum. Çok net biliyorum. Sayın Semih Özsoy'la Sayın Abdurrahim Albayrak'ı siz telefonda görüştürdünüz. Tabii. Evet, karşılıklı ben özellikle bu görüşme için bir teyit olsun istedim. Karşılıklı görüştüler tabii. Bu net yani istihbarat kimdense yalanı çıkartmıyorum. Bu Galatasaray yönetimini kızdırmış olabilir mi Haluk'cum? Yok, izin almış.
Ben değil mi? Galatasaray yönetimine, Sinancığım, Galatasaray yönetimine kızılacak biz hiçbir işlem yapmadık. İzin aldık. Ama hayır, Abdurrahim Albayrak'la görüşmek ayrı, orası ayrı yani. Fenerbahçe hemen çok sıcağı sıcağı oluyor. Evet. Şimdi ben Fenerbahçe kulübüyle görüşeceğimi ilk önce Galatasaray kulübüne ilettim. Müsaadeyi aldıktan sonra. Evet. Fenerbahçe kulübüyle randevumu, bakın burada bir önemli boyutlar var. Ben yine Galatasaray kulübüne ilettim. Ben Fenerbahçe kulübünü arayan Serdar'ın temsilcisi olaraktan benim. Konudan çünkü hiçbirinin haberi yok. Bu sıcağı sıcağına çıktığında. Fenerbahçe kulübüne de ilk söylemim şudur. Ben Galatasaray kulübünün müsaadesini alaraktan sizlerle görüşüyorum. Senin üstünde bana verdiği cevap, işte bunu ben soracaktım, cevabını aldım. Çünkü başkan ve biz prensip olaraktan sözleşmesi devam eden oyuncuyla hiçbir şekilde ilgili görüşmüyoruz. Bunu söylediğim için şu an rahatım dedi ve daha sonra da ben yine de iki as başkanı karşılıklı telefonda görüşüyorum. Peki, Haluk'cum bir saniye. Buyurun. Var veya yok diye cevap verebilir misin Haluk'cum? Soracağım soruya. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı yok mu? Var abi. Tamam. Var. Evet. Var dedi. Evet. Tamam. Olur anlaşıldı. Olmaz ama böyle bir ihtimal var dedi. Çok tamam. Güzel soru. Serdar Aziz'le Ersun Yanal'ın görüştüğü doğru mudur? Serdar Aziz ve Ersun Yanal'ın telefonda görüştüğü doğrudur. Doğru, peki. Telefonda görüştüğü doğrudur. Ama ne zaman? Onu da söyleyeyim ben size. Bütün bu görüşmeler artık Galatasaray'ın işler kopunca oldu. Fenerbahçe kulübünün de bilgisi olduktan sonra zaten konu bir bonservis görüşülmeye başlandıktan sonra Ersun Hoca Serdar'la görüşmüştü, doğru. Teşekkür ederiz Haluk'cum. Haluk'cum teşekkür ederiz. Son olarak her şey hayır şu önemli. Haluk Bey şu önemli. Son olarak alacakları konusunda alacakları da çok konuşuldu. Bunu da bir noktalayalım. Ertem'cim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın alacaklar, borçlar bütün kulüplerde var. Tamam mı? Bravo. Bütün kulüplerin hepsinde var. Şimdi bu bize yakışmaz. Anlatacağım. Yani öylesiyle böylesiyle bravo. Dev gibi bir Galatasaray kulübü. Dev gibi bir camia. Ama bugüne kadar bravo. Alacaklarla ilgili bir gün dahi Serdar tarafından bırakın hukuksal yola başvurmak asla başvurmamıştır. Bunu da söyleyeyim. Aynen öyle. Sözde dahi benim alacağım şudur budur. Biz öyle bir ayak altına sen zaten çok değil. Sen çok tecrübeli kulübünden de sen zaten Haluk'cum çok tecrübeli bir insansın. Yani 30 senelik arkadaşımızsın bizim. Zaten tabii. Sen yol yordan bilirsin. Kulüple nasıl yapacağını falan bilirsin. Bunları her şeyi çok iyi bilirsin bu şeyi. Onun için gerek yok. Öteki türlü transfer zorlaşır. Futbolcunun için kötü tabii, olur. Tabii. Aynen öyle. Haluk'cum teşekkür ederim. Haluk'cum teşekkür ederiz. Bir şey Ahmet abi rica ederim. Evet. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyur söyle. Bu gündemin şöyle bir güzelliği var. İlk önce sözleşmeli olduğu kulüpten alınan müsaade, aynen. Karşı kulübün de aynı hassasiyeti göstermesi ve ortada görüşülen bonservis konusu ve Serdar bu görüşmelerin içerisinde Fatih Terim dahil olmak üzere, yardımcı hocalar dahil olmak üzere, yönetim dahil olmak üzere en ufacık bir nezaketsiz davranışla karşılaşmamıştır. Aynen. En ufacık bir şekilde ortada kırgınlık yoktur. Bu profesyonelliktir. Ben menajerim, ben oyuncumun B planını tutmak zorundayım. C planını doğru, tutmak bravo. Zorundayım. Evet. Hazırlıksız yakalandık bu konuya. Devre transferlerini söyleyeyim. Sen de uzun yıllar zordur. Evet. Yani bu işlerin hep şeyinin akışını yaşamış bir insansın. Evet. Zor bir konudur. Ondan dolayı böyle bir gündem var. İnşallah hayırlısı. Hayırlısı olsun. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim Haluk Çanatar, Serdar Aziz'in menajeri. Hayırlısı. Çok teşekkürler. Hayırlısı. Toparlamak. Saygılar.
Fenerbahçe'ye gidiyor gibi görünüyor. Toparlamak gerekirse Serdar Aziz çok büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'ye gidecek. Evet, Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var dedi. Müsaade edersen bir müjde verebilir miyim? Beşiktaşlara da. Lütfen abi. Beşiktaş'ta Wagner Lav'dan kurtulmaya çalışıyor. Kurtulmak üzere. Müjde mi bu? Ha, müjde. Beşiktaşlara müjde bu. Ahmet Hoca'yı tebrik ederim. İlk alındığı gün Wagner'le ilgili söylemiştim ama yapılacak bir şey yok. Ya bakın ne demiştim. Hocam bir dakika bitireyim. Yine senin hakkını veriyorum.